VIP yayınları İkinoğlu TYT deneme sınavı A kitapçı biyoloji soruları çözüm videosudur. 15. soruda yukarıdakilerden hangileri gerçekleşmekte olan enzimatik reaksiyonların hızını olumlu yönde etkileyebilir şeklinde sorulmuş. Birinci öncülde verilen sıcaklık artışı, eğer düşük sıcaklık varsa ortamda sıcaklık artışı belli bir değere kadar enzim hızını olumlu yönde etkileyecektir. Doğru. İkinci öncülde pH derecesinin azalması, eğer yüksek bir pH derecesi varsa enzim aktivitesi için uygun değilse azalması olumlu yönde etkileyecektir. Bu nedenle 1 ve 2. öncüller doğru. 3. öncülde substrat düzeyinin küçülmesi her zaman olumsuz etkiler. 4. öncülde verilen inhibitör madde eklenmesi her zaman olumsuz yönde etkiler. 3 ve 4. öncüller yanlış. Bu nedenle cevap A seçeneği oluyor. 16. soruya geçtiğimizde X, Y ve Z açıklamaları verilmiş. Bu açıklamalara göre X, Y ve Z değerlerinin karşılığı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir şeklinde soruluyor. X açıklamasında A antijeni taşıyan tüm bireylerin AB0 kan grubu sistemi açısından sahip olabileceği genotip çeşidi sayısıdır demiş. A antijeni taşıyan A grubunda var, bir de AB grubunda var. A grubu ise kişi A genotipli ya da A0 genotipli olabilir. AB kan grubu ise tek çeşit olasılık var. AB genotipli olabilir. Bu nedenle A antijeni bulunduran birey AB0 kan grubu bakımından 3 çeşit genotip içerebiliyor. Y açıklamasına baktığımızda RH antijeni taşıyan tüm bireylerin RH sistemi açısından sahip olabileceği genotip çeşidi sayısıdır demiş. RH pozitif kan grubundan bahsediyor. RH pozitif kan grubu iki çeşit genotipe sahip. Büyük R, büyük R ya da büyük R, küçük R. İki çeşit genotipe sahip olabiliyor. Z açıklamasında MN sistem açısından tek çeşit antijen taşıyan tüm bireylerin sahip olabileceği genotip çeşidi sayısıdır demiş. O zaman MM ya da NN olabilir. Yani iki çeşit. 3-2-2 olacak. Bu nedenle cevabımız E seçeneği oluyor. 17. soruya geçtiğimizde aşağıdakilerden hangisi ökaryot hücreleri prokaryot hücrelerden ayıran özelliklerden değildir şeklinde sorulmuş. A şıkkında kalıtım materyalinin zarla çevrili çekirdek içinde bulundurma, bu sadece ökaryotlar için doğru, prokaryotlar için yanlış ayırıcı özellik. B'de verilen hücre zarının dışında yer alan koruyucu örtüler bulundurma, ikisinde de ortak ayırıcı özellik değil. Ökaryot hücrelerde de çeper bulunuyor, prokaryot hücrelerde de çeper bulunuyor. Bu nedenle ayırıcı özellik değil, ortak özellik. Cevabı bulduk. C'de doğrusal yapılı DNA molekülünden oluşan genom içerme. Bu ökaryotlar için geçerli, prokaryotlar için geçerli değil. Ayırıcı özellik. D'de verilen mikrotübülü, mikrofilament ve ara filamentlerden oluşan karmaşık yapılı hücre iskeleti bulundurma sadece ökaryotlarda var, prokaryotlarda yok. Onun için ayırıcı özellik. E'de verilen metabolik olayların gerçekleşmesinde görev alan zarlı organeller bulundurma, zarlı organeller ökaryotlarda var, prokaryotlarda yok. Bu da ayırıcı özellik. Bu nedenle cevabımız B seçeneği. 18'e geldiğimizde tek hücreli X, Y ve Z canlıları A, B, C ve D besinlerin bulunduğu besiyerlerinde ayrı ayrı beslenmiş ve gelişme durumları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tabloda gelişme durumları zayıf olan 1 artı, orta olan 2 artı, iyi olan 3 artı olarak gösterildiğine göre yargılarından hangilerine varılamaz denmiş. Birinci öncülde her 3 canlının da en iyi gelişme ortamı C besinde bulunduğu ortamdır denmiş. Baktığımızda X canlısı evet iyi gelişmiş, Y canlısı iyi gelişmiş ama Z canlısı için bunu söyleyemiyoruz. Onun için bu sonuca varlamaz. Bunu alıyoruz. İkinci öncülde Z canlısı B besinini içeren ortamda gelişemez. Z canlısı B besininin bulunduğu ortamda gelişemez demiş. Bakalım. Z canlısı B besinin bulunduğu ortamda orta düzeyde gelişmiş. O yüzden buna da varılamaz. Bunu da alıyoruz ikinci öncülü. Üçüncü öncülde A besinin bulunduğu ortamda 3 canlı da maksimum seviyede gelişme gösterir denmiş. Bakıyoruz. Sadece Z canlısı maksimum düzeyde gelişme göstermiş. Y orta, X zayıf. Bu nedenle bunu da alıyoruz. Buna da varamıyoruz. Dördüncü öncülde verilen tüm besin çeşitlerini yeterli miktarda bulunduran bir ortamda en fazla Y canlısı gelişme gösterir denmiş. Y canlısına baktığımızda evet A'da da
diğerlerine göre yani bir tek A'da orta düzeyde gelişme göstermiş ama diğerlerinde maksimum düzeyde. Bu nedenle buna varabiliyoruz. Bu doğru. 1, 2 ve 3. öncüllere varamadığımız için D seçeneği cevabımız oluyor. 19. soruya geçiyoruz. 2N eşittir 4 kromozomlu bir memeli hayvanın hücre bölünmelerine ait bazı evreler aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Şekilde gösterilen evrelerden hangileri canlının yaşamı boyunca devam eden hücre bölünmesine yani mitoza aittir denmiş. Birinci şekile baktığımızda mayoz bölünmeye ait. Mayozun birinci metafazı bu. Birinci metafaz evresi. Bu bizim aradığımız şekil değil. İkincisi mitozun anafazı. Bu bizim için doğru. Metafaz evresi mitozun. Anafaz evresi. Üçüncü öncül ikinci profaz. Yani ikinci mayozun profaz evresi. İkinci profaz diyoruz biz buna. İkinci profaz evresi. Bu da bize aradığımız şekil değil. Bu nedenle cevabımız mitoza ait olan sadece ikinci şekil olduğundan B seçeneği doğru oluyor. 20. soruda azot döngüsü ile ilgili şema aşağıda verilmiştir. Şemadaki 1 ve 2 nolu canlılarla ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi ortak olabilir denmiş. A'da otçul beslenme. 1 numaralı canlı ayrıştırıcı. Çünkü amonyak açığa çıkarmış. Bu nedenle bir ayrıştırıcı. Ayrıştırıcı ya bakteri ya da mantar olabilir. Ya tek hücreli ya çok hücreli olabilir. Ya prokaryot ya ökaryot olabilir. Bakteri ve mantar olduğu için. İkinci canlı ise kemosentez yapan bakteri. Kemosentetik canlı bu. Kemosentetik. Nereden anladık? Amonyağı nitrite dönüştürmüş. Buradan anlıyoruz. A şıkkı otçul beslenme demiş. 1 ve 2 için otçul beslenme, ikisi için de yanlış. B'de ökaryot yapıda olma. İkinci prokaryot yapıda. 1 için geçerli olabilir belki ama 2 için geçerli değil, ortak değil. C hücre çeperi bulundurma. Hem bakteride hem de ayrıştırıcı olan mantar ya da bakteride bu ortak. Aradığımız cevap C seçeneği oluyor. İnorganik maddelerin oksitlenmesi de besin üretimi. Bu sadece ikinci canlı için. Birinci için böyle bir ortaklık söz konusu değil. Bunu gerçekleştirmiyor. Çok hücreli olma ayrıştırıcı için geçerli olabiliyor. İkinci kemosentetik canlı bakteri olduğu için tek hücreli. Ortak değil. Bu nedenle cevabımız C seçeneği oluyor.